etmiş. Evet. Ben Yasin Sepin, beden ve spor bilimleri fakültesinde doktorası bitirdim. Böyle bilimsel bir çalışma yaptık. Spor ve sağlık alanında. Multidisipliner arası bir çalışma. Çalışmamızdaki amaç, tabii ki yüksek irtifa ile ilgili çeşitli çalışmalar, tanıtımlar yapıldı. Türkiye genelinde. Fakat ilimizde ilk defa bilimsel bir çalışmaya biz ekibimizle birlikte, değerli bilim adamlarıyla birlikte imza attık diyebilirim. Çalışma grubumuz 70 kiraktan 12 gruptan oluşmakta. 70 kirak mı? Deney hayvanları. Deney hayvanlarıyla birlikte çalışmayı yürüttük. Buradaki tabii hematolojik biyokimyasal parametrik değerlerine baktık. Yüksek irtifa antrenmanları son dönemlerde ülkemizde ciddi anlamda rağbet gören bir antrenman sistemi haline gelmiştir. Özellikle yüksek rakımlı illerde. Biz de yüksek rakımlı bir ilde yaşadığımız için böyle bir çalışmayı planladık ve bitirdik. Bunun tabi bilimsel sonuçlarını kıymetli hocalarımızla açıkladık. Fakat bizim buradaki asıl amacımız yurt içi ve yurt dışı orijinli sporcuları memleketimize çekebilmek. Yüksek irtifa kamp merkezine. Burada tabi çalışmanın deney kısmında da bahsettiğimiz gibi hayvanlar yüzdürüldü, koşturuldu ve dayanıklılık testine sokuldu. Rotarot diyoruz bu teste. Buradaki çalışma yaklaşık 21 hafta sürdü. Yani 6 aya yakın bir deneysel çalışmamız oldu. 3 farklı ilde, farklı yükseltilerde. Buradan sonraki amacımız, tabii buraya gelen çok kıymetli takımlarımız var. Onların atletik performansları var. Alanla ilgili illaki bilgiye sahiptiler ama ilimizle ilgili bilimsel anlamda 2400-3000 rakım arasında, 1700-2400 rakım arasında nasıl hematolojik, biyokimyasal, parametrik değerler değişiyor. Bunları biz ispatladık. İnşallah faydalı bir çalışma olur memleketimiz adına. Ben buradan çağrı yapıyorum. Kıymetli bir yüksek irtifa kamp merkezimiz var. Buraya gelen takımlar mutlak kamp sürecini sağlıklı atlatabilmeleri için ön sağlık testinden geçmelidir. Mutlak. Ve en önemlisi de biz aklimatizasyon dönemi diyoruz. Bu uyum dönemini sağlıklı atlatabilmeleri için de bizim bilimsel çalışmamızda periyodik sistem dediğimiz tanımlamalarımızı mutlak göz atıp o evreyi sağlıklı atlatabilmeleri için bilgilenmeleri lazım. Yani o 14'lük kamp sürecinde tabii ki planları, programları var ama yükselti farklı etkili olacaktır. Benim söyleyeceklerim bu kadar. Bundan sonraki amacımız çalışmamızı planlı bir şekilde yayına dönüştürdükten sonra yurt dışı ve yurt içi yine spor kulüplerine göndereceğiz. Oradan önce Türkiye'yi ön plana çıkartmak. Daha sonra Erzurum ilini yüksek ihtimal kamp merkezini bilimsel açıdan ispatlayıp buraya gelmelerini sağladık. Hocam bu çalışmayı kaç kişilik bir ekip yürüttü, kaç profesör, kaç doçent, nerelerden oluyordu, üç farklı demiştiniz? Evet, çalışmamız 20 kişilik ekipten oluşmakta arkadaşlar. Profesyonel bir çalışma. Gerçekten bilimsel anlamda. Yani 6 aylık bir süreç. Yani 21 haftadan bahsediyoruz. İlk gün ve son gün ara vermeden ciddi bir şekilde yani spor ve sağlık alanında zaten multidisipliner arası bir çalışma. Erzurum, Erzincan, Trabzon. Tabii patolojik anlamda Sivas'tan da faydalandık. Sivas Cumhuriyet Üniversitesi'nden de. Yani biz çalışmamızı genelden özele doğru indirgeyebiliriz. Bu ekip işi. Ekipsel bir çalışma. Deneysel bir çalışma olduğu için de burada tabii bizlere katkı sağlayan değerli hocalarıma da ben şahsım adına teşekkür ediyorum. Yani benim için farklı bir proje oldu. Daha önce sosyal sorumluluk projeleriyle gündeme gelmiştim ama şu anda bilimsel anlamda hem deneyim açısından hem de kariyerim açısından önemli bir alanda çalışma yaptığımızı düşünüyorum. Herkesi özellikle bireysel veya takım sporlarıyla uğraşan ayrım yapmaksızın spor branşı yüksek irtifa kamp merkezine antrenmana davet ediyorum. Bizler gönüllü olarak buradan bu bilgilendirmeleri geldiği zaman takımlar yapabiliriz. İletişime geçip bunları söyleyebilirim. Hocam kaç profesör var onu söyleyebilirim. 20 kişilik bir ekip bu mu? Aslında 20 kişilik ekipte 5 profesörle çalıştık. Alanda uzman, profesyonel kişiler.
tamamen alanda hakim, hematolojik, biyokimyasal, fizyolojik alanda 5 tane doçentle çalıştık. 5 tane doktora öğretim üyesiyle 5 tane de araştırma görevlisi arkadaşlarımız çalışmamıza eşlik etti. Hepsine minnettarım. Bu şekilde yürüttük çalışmamızı. Çalışmamıza olabildiğince multidisipliner arası ciddiyetle ve süreklilikle devam ettik. Yani deney hayvanlarında deney yapmak sizlerin de bildiği gibi çok zor. Yani bu özellikle bizim çalışmamızda, spor alanında. Yani deney hayvanlarını koşturmak, yüzdürmek, onlara dayatılık antrenmanı yaptırmak. Ya bu bizim çalışmamıza farklı bir boyut getirdi. Bilimsel anlamda zaten bu memlekette ilk kez yapılmış bir çalışma. Biz bu çalışmayı yaymayı düşünüyoruz dünya genelinde. Yani buradan Süper Lig takımları, 1. Lig, 3. Lig, Bal Ligi takımları, özellikle yabancı ülkelere giden Süper Lig takımlarına buradan bir çağrım var. Lütfen yani 15 günlük sürecini Palandöken Yüksek İrtifa Kamp Merkezi'nde, yani belki bir kere de mahsus olsa buradan zaman planlaması yapıp kampa davet ediyorum. Çünkü gerçekten ciddi sonuçlarımız var bilim ışığında. Bunları da biz bu şekilde sizlere aktarmış olduk. Teşekkür ediyorum.